Belki de değişmemek için, değiştirilmemesi için, yani bir başka güç odağı olarak bunları yapıyor ama bu hafta içindeki değerlendirmelerin ardından bugün de arada 15,5 puan fark var, haberiniz olsun dedi. Ne dersin? Şimdi bir kere bu, ben farkı 15 puan açarsam 15 puan derim. 14,5 ya da 15,5 demem. Yalanın detaylısının inandırıcı olacağını düşünüyor. Bir kez buna çocuklar bile güler. İkincisi, mesela geçtiğimiz hafta Honda'nın açıklamasını gördük. Kim yapmış? Hangi ölçekte yapmış? Kaç kişiyle yapmış? Nerede yapmış? Sertifikası, künyesi belli. Zaten kanun bunu gerektiriyor. Metropol'ü gördük yine bir hafta önce. Kim ne yapmış? Nerede yapmış? Kaç kişiyle yapmış? Künyesi belli. Buralardaki rakamlarla Soylu'nunki arasında 10 puan fark var. Oysa ilk kez CHP ile AK Parti arasındaki fark 5 puanın altına inmiş durumda ve Süleyman Soylu'yu doğrulamıyor. Çıksın, iki tane şeyde hodri meydan. Bir, hangi araştırma, künyesi neymiş, nerede yapılmış, biz de görelim bunu. Yok öyle bir şey. İkincisi, daha büyük, daha kolay hodri meydan. 15 puan fark açtıysan, ülkeyi CHP vermiyorsan getir sandığı hesaplaşalım. Biz sandığa dünden razıyız, bugünden hazırız. Erken değil, derhal seçim istiyoruz. Derhal seçim. Bunlar hayır, seçim yok, seçim zamanında diyorlar. Sonra da çıkmış bugün işte patladı çatla fark oldu 15,5. Neyinden oldu 15,5 puan? Millet pazar dağıldıktan sonra çürük meyve toplayanlar mı farkı 15,5 puana çıkardılar? Veya aslında MHP gibi bir parti en baş destekçiniz, milletin kuru ekmeğe muhtaç olduğunu teyiden askıda ekmek uygulaması başlatmıştı. O askıda ekmeğe muhtaç olan vatandaşlar mı acaba? Veya 18 aylık pandemi, 24 aya yaklaşan pandemide 3 kere biner lira en fazla verdiğiniz, perişan ettiğiniz esnaf mı size 15 puan fazla oy veriyor olabilir? Bir çıkın bakalım. %74'ü fırsatını bulursam yurt dışına gideceğim diyen gençler, tırnak içinde Z kuşağı deniyor. Z kuşağında mı oy patlaması yaşıyorsunuz? Gübre fiyatını %180 ile %350 arasında artmış, ürününün karşılığını alamayan üzüm üreticisi, fındık, çay üreticisi, patates üreticisi, soğan üreticisi mi acaba sana oy veriyor Süleyman Soylu? Yani Süleyman Soylu'nun bir mevzusu var. Şimdi bu arkadaş, hani sorarsanız detaylı anlatırım bunu ama özetle bir mafya lideriyle ilişki kurar. Bu mafya liderine taahhütlerde bulunur. Bu mafya liderini kandırır ve kullanır. Sonra sözünü yerine getirmez ve suç örgütü lideri buna sopayı gösterir. Hatta birkaç tane de vurdu. Bu Peker'in sopayı görünce siniyor. Peker'in sopanın üstünden biraz geçince kalkıyor, bize efeleniyor. Yine sopayı görüyor, yine susuyor. Şimdi ben Süleyman Soylu'ya diyorum ki sen Sedat Peker'in değil, Allah'ın sopasından kork. Bu kadar yalan, haksızlık, Allah'ın sopası inecek tepene bir gün. İkincisi, seçmenin sopasından kork. Sandıkta seçmenin sopasına hazır olsun o. Yani Sedat Peker konuşunca pısıyor, hemen tam siper yapıyor, topukları bile görünmüyor. Öyle bir tam siper. Askerde bu tam siper yakmayı iyi öğrenmiş. Yaptım askerlik bilmiyorum. AK Parti'de pek vakadan değildir ama yaptı herhalde. Tam siper yatıyor, topuğu bile görünmüyor Peker'i görünce. Sedat Peker'in sesi birazcık susunca hemen kalkıyor, bize efeleniyor. Ya sen ne bana efeleniyorsun? İşini yap. Ne kadar suç örgütü lideri varsa birliktesin. Ne kadar yolsuzluk yapan varsa birliktesin. Nerede bir hırsız varsa fotoğrafın çıkıyor. Tosuncuğundan Sezgin Baran Korkmaz'ına, işte Bitcoin yolsuzluğu yapan Totex'çiden bilmem nesine kadar hepsinde fotoğrafım var. Halen daha çıkmış kösele gibi suratla insan içine çıkabiliyor. Bir de tutuyor Türkiye'nin en namuslu bürokratı, 10 senedir didik didik 300 müfettişin didiklediği Kemal Kılıçdaroğlu, bir kör kuruş kusur bulamamışlar döneminde genel başkanımıza laf ediyor. Hakikaten utanmazlığın daniskası bu Süleyman Soylu. Türkiye siyaset tarihinin değil, yani Türkiye edep tarihinin dikkatle incelenmesi gereken bir vakasıdır.
Peki sevgili Özel, şimdi Nergis'e döneceğim izine, belki Özel'e senin de soracaklarım var sevgili Demirkaya. Ama siyasette bir Soylu olayı var, hani sen de izliyorsun. Bir alınabilir dendi, bir veliaht dendi, Erdoğan'dan sonra olabilecekler arasında sayıldı. Bugün de yine sıcak bir şekilde CHP'ye yüklendi. Ne dersin? Özel'e sormak istediğin soru var mı? Son dönemlerde Sayın Soylu daha yoğun program gerçekleştiriyor. Muhalefete daha sert sözlerle yükleniyor. Daha ağır eleştiriler getiriyor. Bu daha çok şöyle yorumlanıyor kulislerde. Hala sıkıntıda diye değerlendiriliyor. Şimdi fark açtık derken Sayın Soylu bir seçme tabii işaret ediyor. Siz uyur sandığı getir diyorsunuz. Ama şimdilik tabii iktidar kanadından bütün açıklamalar bu zamanında seçimin yapılacağına dair, ama bir yandan da atılan her adım, şimdi Biden görüşmesi içeride muhtemelen önümüzdeki hafta yoğun bir şekilde, işte 20 dakikalık görüşme nasıl bir saat oldu, güçlü Türkiye, güçlü lider, böyle bir havayla konuşulacak, tartışılacak. Bunun yanı sıra geçtiğimiz günlerde AKP Genel Başkan Yardımcısının bir açıklaması vardı. Asgari ücretle ilgili, emekli aylıkları ile ilgili insani yaşama seviyesine çıkarılacak. Ki insani olmadığının altı çizilebilecek bir cümleydi şu anki ücretler açısından. Atılan her adım, her gelişme, bu tezkere bile seçimle ilişkilendirildi. Seçim için bir öngörünüz var mı? Daha yaklaşıyor mu gerçekten bu kadar itiraz da varken erken seçim olmayacağına dair Sayın Özel? Şimdi öncelikle şunu ifade ederek başlayayım. Gerek Süleyman Soylu, gerek AK Parti'nin sözcüleri, hükümetin sözcüsü, hatta bürokratlar işi gücü bırakmışlar. Hepiniz izliyorsunuz, CHP'ye yükleniyorlar. Bu tabii ben Mustafa Balbay gibi Ankara'da... problem var galiba. Demir Öz'ün açıklaması ilginçti gerçekten. Evet, bu şimdi, sanıyorum... Evet. Kasım ayında görüşmeler başlayacak asgari ücret. Ve %35-40'ı bulacak sanıyorum bir artış. Konuşuluyor. Öyle bir artış olur. Çünkü fiyatların nasıl korkunç arttığını hep birlikte birebir hayatlarımızda görüyoruz, izliyoruz. O açıdan endişe verici bir tablo var. Bunu bile seçme ama işte biraz o durumu toparlamaya ve ardından seçime gitme olarak yorumlanıyor. Ama nasıl sonuçlanacak? Evet. Sayın Özel, sesimizi alabiliyor musunuz şimdi? Ben duyuyorum sesinizi. Özel, siz sesimi alabiliyor musunuz? Galiba sıkıntı devam ediyor. Şimdi tabii aslında... Ben duyuyorum sizi. Siz beni duyuyor musunuz? Sevgili Özel Han, şimdi peki soruyu Özel'e sordum ama sen alıyor musun? Yani çünkü gazeteciler parlamentoda sürekli parlamentodasın. Mesela benim sahada gördüm, bugün Ankara Kitap Fuarı'ndaydım ve birkaç bürokrat da geldi. Ne görüyorsun? Ben kazıkta, yani kızakta bürokratlardanım falan dedi. Ne görüyorsunuz diye sorduğunda imzalar yavaşladı artık dedi. İnsanlar seçimden sonra bu kararlar verilsin gibi bir hava başladı dedi bürokraside. Sanki şöyle bir havayı siyasetçiler de ifade ediyor. İnsanlar kararını vermiş, bekliyor, sandığı bekliyor diye. Ama mevcut durumda bu sürenin düşükse de oylar, gerçekten bir erime de söz konusuysa anketlerin gösterdiği gibi, bu sürenin durum toparlanana kadar kullanılacağı genel kanı aslında. Ama bir yandan şunu biz de izliyoruz. Şimdi AKP sahada yaz boyunca geçtiğimiz yıllara nazaran daha fazla sahaya çıktılar. Biraz daha steril toplantılardı ama önemli yine de. MHP sahaya çıkıyor. Onlar da illerde toplantılar organize edecekler. Bununla ilgili geçtiğimiz hafta bir açıklama yaptı MHP. Onlar da sahada. Bunların her biri seçim hazırlığı olarak tabii yorumlanıyor. Biraz toparlanıp bu işte asgari ücret, emekli maaşlarının düzelmesi gibi konular EYT gündeme getiriliyor. 3600 ile ilgili bir takvim verildi. Bunların hepsini toplama bakınca, fırsatı bulunca, işler iyiye gidiyor havası görülünce seçime gitme olasılığı baskın seçim diyemeyiz. Bence artık bundan sonrası erken seçim bile diyemeyiz. Türkiye seçim havasında. Yazdan bu yana daha yoğun bir şekilde seçim havasında olduğunu, iktidar cephesindeki hareketliliği de görünce söylemek mümkün. Zaten giderek zaman daralıyor Sayın Balbay. Evet,